uzaktan eğitimde ben verimli olamadım. Odaklanamadım dersi. Sürekli aklım başka şeylere gidiyordu. Ama yani yüz yüze olduğunda biraz daha odaklandım yani. Çünkü orada başka bir şey dikkatimi bozamıyordu. Tanışma oldu. Öğretmenlerle çok güzel geçindik. Arkadaşlarımızla oyun oynadım. Okulun ilk günü çok güzeldi. Okulu full yeniden gezdim. Her yerine gittim. Bence çok güzeldi. Bu benim için de bayağı bir değişik oldu bu. Son zamanlarda karantina yüzünden çok evde kalmıştım. Okula gitmek iyi geldi yani. Genellikle tanışma olarak geçti fakat bu bana göre yanlıştı. Çünkü zaten fazlasıyla ders kaybımız var. Bir an önce derslere başlanmasını düşünüyorum. Merhaba, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 11. sınıfa gidiyorum. 11. 11. sınıf. 10. sınıfa gidiyorum. 6. sınıfa geçtim. Lise 1, daha yeni başladım liseye. 6. sınıfa geçtim ben bu sene. Hazırlık sınıfına geçtim. 7. 9. sınıfa geçtim. 8. sınıf. Hazırlık okudum, şimdi 9'a geçtim. 8. sınıfa gidiyorum. 7. sınıfa. Ben 8. sınıfa gidiyorum. 7. sınıfa gidiyorum da. 8. sınıfım. 7. sınıfa gidiyorum. 6. 7. 6. sınıfa gidiyorum. 6. sınıfa gidiyorum. 5. Merhaba, 6. sınıfa gidiyorum. 6. sınıfa gidiyorum. 4'e geçtim. 6. sınıfa gidiyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Ben şu an 4'e geçtim. 6. sınıfa gidiyorum. Okulda ilk günün nasıl geçti? Genellikle tanışma olarak geçti fakat bu bana göre yanlıştı çünkü zaten fazlasıyla ders kaybımız var. Bir an önce derslere başlanmasını düşünüyorum. Aslında gerçekten okulumu da özlemişim. Ondan dolayı bir özlem giderme durumu vardı. Okulun bahçesine çıktım. Böyle bir havasını aldım. Öğretmenlerimle konuştum. Öğretmenlerime aslında her şeyini özlemişim okulumun. Zaten pek fazla gelemedik malum korona döneminde. Gayet güzel geçti. Şimdi nereden bakınca az çok 2 senelik bir online eğitim süreci vardı. 2 seneden sonra sırf okul değil, hani bu kadar insanla beraber aynı yerde olmak bile farklı hissettirdi, güzel hissettirdi benim için. Bence çok güzeldi. Bu benim için de bayağı bir değişik oldu bu. Son zamanlarda karantina yüzünden çok evde kalmıştım. Okula gitmek iyi geldi yani. Güzel geçti. Birazcık öyle sohbet havasına geçti. Dersler ufak ufak başladık. Öyle güzeldi. Ya, okulumun ilk günü iyi geçti. Zaten arkadaşlarımızla tanıştık. Daha yeniyiz. Geçen sene de pek gidememiştik okula. Şey güzeldi, hocalar ders yapmadı, bazı dersler çok boş geçti. Bazı öğrenciler kendilerini tanıttı, hobilerini söyledi. İşte öyle. Vallahi çok iyi geçti, yeni öğretmenlerle tanıştım, yeni arkadaşlarla tanıştım. Çok yani güzeldi. Güzel geçti ama tüm ders boştu. Güzel geçti. Arkadaşlarımla ilk defa tanıştım. Bugün okulda genellikle resim öğretmenimiz falan geldi. Onlarla tanıştık. Yeni gelen öğretmenlerimizle yani tanıştık. Yani güzel geçti. Bir yandan eğlenceli geçti. Güzeldi. Arkadaşlarımızı özledik. Oradaki sohbeti. Güzel geçti derslerimiz. Çok iyi değildi. Bizim sınıf bayağı ses yapıyordu. Bir şey anlamadım yine. Güzel geçti. En çok neyi özlemişsin okulda? Yüz yüze eğitimi. En çok sosyal bir aktivitemiz kayboldu bu süreçte. Sosyal aktiviteleri özledim, arkadaşlarımızı özledik. Yeni bir arkadaş ortamına da atılmış olduk. Bu bizim için daha güzel oldu. En başta olmak üzere arkadaş ortamını özlemişim. İkinci olarak da kulüplerimi özledim. Kulüplerde aktiftim. Şimdi yeniden aktif olmak için can atıyorum. Okulların yeniden açılışıyla birlikte. Arkadaşlarımla oynamayı. Keşke sarılabilseydim ama korona var. Aslında kalabalığı özlemişim yani. İnsanları özlemişim. Hocaları, öğrencilerle birlikte olmayı falan. Öyle onları. Sıralarda oturmak çok garip geldi gerçekten. Ya en son pijamayla derse giriyorduk ve şimdi bir anda böyle sırada oturmak çok garip geldi. Genel olarak okula gidip gelmeyi özlemişim. Yani oranın şeysini, havasını desem. En çok arkadaşlarımı özledim çünkü ben 5. sınıfta arkadaşlarımla tanışamadım online'dan dolayı. Ben de burada. Çok fazla uzaktan eğitim olduğu için ders çalışmayı çok özlemişim. Ya okulda ya oyun oynamayı, öğretmenleri, arkadaşları. En çok arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve tabii ki de böyle öğretmenlerimle ders çalışmayı falan çok özledim. Yani herkes bunların cevap verir. Muhtemelen kesinlikle arkadaş ortamıdır bence. Başka arkadaşlarla birlikte olmayı özlemişim en çok. Arkadaşlarımı da çok özledim. En çok mu? Arkadaşlarımla oyun oynamayı falan seviyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamayı. Sanırım arkadaşlarımı. Teneffüsleri özlemişim. Yani teneffüste dışarı çıkıp oynamayı özlemişim. O okulun şeyini, atmosferini çok özlemişim. Arkadaşlarımı özlemişim. Ders yapmayı özlemişim. Okul atmosferini, etrafını, çevreyi. Okulda en çok ders işlemeyi özledim. Okulumu.
Arkadaşlarım ve öğretmenlerime. Arkadaşlarımızla sohbet etmeyi teneffüs arası. Okul kantini. Öğretmenlerle vakit geçirmeyi özlemiş. Arkadaşlarımla oynamayı, vakit geçirmeyi özlemiş. Peki öğretmenlerin bugün ilk gün olmasına rağmen ders işlediler mi yoksa bir kaynaşma süreci mi geçirdiniz? Genellem olarak bir kaynaşma süreci geçirdik. Fakat bir iki hocamız ders işledi. Maalesef işlediler. Matematik yoktu bugün ama biyoloji işledi. Almanca işledi ve Almancadan pek haz etmiyorum. İlk gün ders işlemedik. Sadece öğretmen bize en sevdiğiniz anıyı defterinize yazın dedi. Biz de yazdık. Sadece onu yaptık ve tanıştık. Bugün işledik ama böyle çok ağır değil. İlk mesela iki ders olunca ilk ders sohbet yaptık. İkinci ders ders yaptık. Güzeldi yani. Ufak ufak başladı hocalar aslında. Birazcık alıştıra alıştıra başladılar daha doğrusu. Yani normal bir kaynaşma süresi geçirdik. Almanca'da sadece böyle birazcık giriş yaptık. O kadar. İşledi mesela matematik dersimiz vardı. Orada işledi. Yani evet, hocalarımız 6. sınıfınkiyle aynıydı. Yine dersimizi işledik. Bazıları derse daha yeni başlamadı. İlk önce tanışma faslı oldu. Sadece bir tane sosyal hocamız işledi. Ders işlemedi. Sadece tanıştık, konuştuk. Bugün evet ders işledim ama çok değil. Evet, çoğu işledim. Bazıları işledi. Bazıları işlemedi. İlk ders matematik hocasıyla işlemedik, sonraki dersleri işledik. Hayır, sadece sohbet, haftaya ya da bu hafta ne yapacaklarını falan öyle anlattılar. İşlemediler, sadece tanışma aşaması yaptık, sohbet ettik. Genelde tanıştık, sohbet ettik arkadaşlarımla. Tek son iki ders işledik. Evet. Evet. Yani Almanca işledik, beden dersi işledik, bir de İngilizce. Evet, işlediler. İki ders işledik, çok işlemedik bugün. Matematik hocamız işledi, onun dışında ders işlemedik. Normal alışma süresi. Yok, hayır, hiçbiri işlemedi. Sadece bir tane hoca işledi, matematik. İşlediler. Sence yüz yüze eğitim mi daha iyi, uzaktan eğitim mi? Yüz yüze eğitim. Neden? Çünkü yüz yüze eğitim, yani anlamamız daha iyi. Yani uzaktan eğitim olsa, yani anlayamıyorsun, pek disiplinli olmuyor ama yüz yüze eğitimde çok güzel anlayabiliyorsun. Tabii ki de yüz yüze eğitim çünkü yüz yüze eğitimde hocaların tepkisini, onun beden dilini daha iyi hissedebiliyoruz. Daha konuyu daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden tabii de yüz yüze eğitim daha iyiydi. Ya online eğitiminde tabii ki avantajları var. Erken kalkmıyoruz mesela, yol gelmiyoruz ama yüz yüze eğitim çok daha verimli oluyor tabii ki. Şeyler başka, uzaktan eğitimde şahsen ben pek fazla bir fayda göremedim ama yüz yüze de görüyordum ki görmeye de devam edeceğim gibi duruyor. Şu anlık gayet iyi her şey. Bence yüz yüze eğitim daha iyi çünkü daha iyi şeyler öğrenebiliyoruz. Yani daha iyi oluyor. Yüz yüze eğitim daha iyi. Ben uzaktan eğitimi fazla takip edememiştim. İnternetimiz o kadar iyi değildi. O yüzden bence yüz yüze eğitim daha iyi. Tabii ki yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitim. Yüz yüze eğitim daha iyi bence. Yüz yüze eğitim. Uzaktan eğitimi daha çok seviyorum ben. Benim için daha rahat oluyor. Kesinlikle yüz yüze eğitim. Bence yüz yüze eğitim daha güzel. Uzaktan eğitim çok sıkıntılı. Tabii ki de yüz yüze eğitim çünkü arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyoruz. Yüz yüze. Tabii ki de yüz yüze eğitim. Daha verimli. En azından yani ben şöyle açıklayayım. Uzaktan eğitimde ben verimli olamadım. Odaklanamadım dersi. Sürekli aklım başka şeylere gidiyordu. Ama yani yüz yüze olduğunda biraz daha odaklandım yani. Çünkü orada başka bir şey dikkatimi bozamıyordu. Bence yüz yüze eğitim.